17 Eylül 2015 tarihli Yeni Şafak gazetesinde yetim ilaç vurgunu başlığıyla yayınlanan haberde yer alan Türk Eczacıları Birliği'nin ilaçları mevcut bedelinden daha yüksek fiyata alarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura ettiği ortaya çıktı şeklindeki taraflı ve yoruma dayalı ifadeler üzerine birliğimizce bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Türk Eczacıları Birliği 1996 yılından beri Sağlık Bakanlığı'yla sonuncusunu 2014'te yaptığı protokoller çerçevesinde piyasada bulunmayan ya da ruhsatı olmayan ilaçların tedarikinde kamu yararı için maliyetin düşürülmesini hedefleyerek belirli dönemlerde fiyat araştırması yapıp daha düşük fiyatlı temin için çabalamaktadır. Birliğimiz bu ilaçları getirirken hastaların ilaca daha hızlı ulaşabilmesi için kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olmasının getirdiği tüm avantajları hasta lehine kullanmaktadır. Hastayla irtibatımızı sağlayan bu hizmet bizim için kar değil bir itibar meselesidir. 2013 yılı Ağustos ayında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık uygulama tebliğinin değiştirilmesiyle birlikte mevzuat değişikliği yapılarak Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş diğer taraflarla da protokol imzalamak suretiyle ruhsatı olmayan ya da piyasada bulunmayan ilaçları yurt dışından getirtme yetkisi bakanlık tarafından yayınlanan şartlarla depolara da verilmiştir. İşte bu gelişme sonrası bu alandan rant elde etmek isteyen firmalar talepkar olmuş ve amaçlarına ulaşamadıkları zamanlarda kurumumuz için adeta karalama kampanyası başlatmaktan geri kalmamışlardır. Yapılan bu haber de bu söylemimizin en büyük kanıtıdır. Haberin içeriğinden anlaşılacağı üzere ilaç temini sırasında uygulanan prosedürler ve işlem basamakları hakkında herhangi bir fikri olmayan ancak buna rağmen eksik ve yanlış bilgilerle haber yapmaktan çekinmeyen kişilerin her şeyden önce sorumlu olduğumuz hastalarımızın anlaması açısından durumu şu şekilde özetlemek isteriz. Talep edilen ilaca yönelik düşük fiyatlı teklifler değerlendirilerek tedarikçi firmalarla belirli dönemler ve belirli adetler için anlaşmalar yapılmaktadır. Yeni alınan düşük fiyat teklifleri de bu süreçte gözden geçirilerek daha düşük fiyattan temin eden tedarikçi firmalardan ilaçların tedariki sağlanmaktadır. Habere konu olan Fampire 10 mg isimli tablet için de benzer yöntemle ithalat yapılmıştır. Ancak söz konusu ilacın teminine ilişkin üretici ve tedarikçi firmalar arasında yaşanan rekabet sebebiyle ürüne ait birim fiyat sürekli değişiklik göstermiştir. Fampira 10 mg 56 tablet isimli ilaç, üretici Biogen İdek'in Türkiye temsilcisi Gen İlaç firması tarafından 342.20 euro birim fiyatla tarafımıza tedarik edilmekteyken, Eylül 2014 itibariyle farklı bir tedarikçi firmadan 250 euro birim fiyatla tedarik edilmeye başlanmıştır. Sonrasında Aralık 2014'te Gen İlaç firması tarafından fiyat 190 euroya kadar düşürülmüş ancak Ocak 2015 itibariyle BNA Pharma firması tarafından verilen 160 euroluk fiyat teklifi değerlendirilerek temin yapılmıştır. Farklı tedarikçi firmalar aracılığıyla yapılan temin ve sürekli değişiklik gösteren birim fiyatlar Gen İlaç firmasının şikayetine sebep olmuştur. Ancak Gen İlaç tarafından Ekim 2010 tarihinde 825 euro birim fiyatla temin edilen söz konusu ilacın Şubat 2015 tarihinde 145 euro birim fiyattan temin edilebilir olması bazı firmaların ticari rekabet ve piyasada hakim olma amaçlarını akla getirmektedir. Özetle, Türk Eczacıları Birliği olarak sağlık hizmetinin zamanında ve gereği gibi yürütülmesinin yanı sıra fiyat konusunda da azami dikkat ve özen gösterilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında şunu belirtmek isteriz ki, bu süreçte ve sonrasında Türk Eczacıları Birliği kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak hastanın ve kamunun yararını bir arada sağlamaya devam edecek, hastalarımızın ilaca zamanında ulaşmasını ve kamu açısından bunun en az maliyetli şekilde yapılmasını sağlamayı sürdürecektir. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti.